dışında yaşamakta olan yurttaşlarımız arasında büyük başarılar elde etmiş olanlar mevcuttur. Almanya, İngiltere, Amerika, Fransa'larda kendilerinden övgüyle söz ettiğimiz yurttaşlarımız ve hatta onlarla gurur duyduğumuz Türkler vardır. Hollanda'da bir Türk var ki, şövenizm bir yana, onunla sadece gururlanmak yetmiyor. 20 yıl önce Sivas köylerinden ekmek parası için yurt dışına göç edenler arasında yer alan Talip Demirhan adlı yurttaşımız, temizlik işçisi olarak geldiği Hollanda'da şimdi bir sendikada Yabancılar Dairesi Başkanlığını yürütmenin yanı sıra İktidar Partisi CDA'nın Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda yer alıyor. Bir başka deyimle CDA'lı bakanlar ve hatta Başbakan Lübers'in patronu rolünde Talip Demirhan. Gerek kendi şahsi gayret ve becerileri ve gerekse Hollanda'nın tüm dünyaya örnek olacak demokrasisi sayesinde bu göreve getirilen şövalye ünvanlı Demirhan ile söyleşiyoruz. Giriniz değil mi? Siz durdunuz hani kapıyı. Ne, kapıyı vurmayayım böyle gireyim. Mıdık ki? Mıdık, mıdık diyor klopu her binin şey kalıp sana itir ne? Ne, ilk frak alayım, benim için. Ne az bir şey ama. Ya? Kralı bir af. Evet, tamam, kralı bir af. Ya, mıdık Nederland şey kan atıyor. Okey, ne oldu? Ya, ne oldu? Ya, gelebilirsiniz. Buyurun. Oo, İlhancığım. İlhancığım. Hoş geldiniz. Buyurun. Merci. Buyurun artık. Buyurun. Merci. Sağ ol, teşekkür. Siz nasılsınız? İyidir. Merci. Son zamanlar beri görüşemiyorum. Evet. İyisiniz. Merci. Sevindim. SYF Sendikası'nda Yabancılar Dairesi Başkanlığı, İktidar Partisi'nde yönetim kurulundaki görev, en son olarak da Kraliyet Şövalyesi. Nasıl oldu bunlar? Kısaca bir özgeçmişinizi anlatır mısın? Bunlar kolay olmadı İlhancığım. Talip, SYF Sendikası'nda Yabancılar Dairesi Başkanlığı, İktidar Partisi'nde yönetim kurulundaki görev, en son olarak da Kraliyet Şövalyesi. Hollanda'da çok ünlü bir Türk oldun. Nasıl başladı? Kısaca anlatır mısın bunları? İlhancığım, bunlar kolay olmadı. 1966 yılında Hollanda'ya geldiğimde temizlik işlerinde çalıştım. Bir pansiyonda kalıyorduk, 45 Türk arkadaşla beraber. Limanlarda çalışmaya başladım, temizlik işçiler işinden çıkarak liman işçiliğine girdim. Yani bedenen çalışıyorduk, kocaman gemileri dolduruyoruz, boşaltıyoruz. Bu arada baktım, Hollanda'da geçici değiliz, uzun zaman, en azından uzun zaman kalacağımızı tespit ettim. İçinde bulunduğumuz kamuoyuyla tanışabilmek, insancıl ilişkiler kurabilmek için lisana gereksinim vardı. Bir gün aklıma düştü, ya ben bu Hollandacayı, Hollanda lisanını öğreneyim dedim. Kaldığımız pansiyonda yaşlı bir bayan vardı, ona anne derdik. Hollandaca mama diyoruz. Anne, bana bir mektup yazar mısın? Ben lisan öğrenmek istiyorum diye Tarzanca el kol işaretleriyle anlattım. O kadıncağız da aldı yazdı. Yaşlı kadın olduğu için yalnız ilkokulun 3. sınıfını falan okumuş. Mektup kime yönelik idi? Mektup benim Hollandaca lisan öğrenmek istediğimi bir gazeteye hitaben yazılıyordu.
O mektupla beraber yerel bir gazetenin yöneticilerine gittim. Yöneticiler elimdeki mektubu görünce, sen lisan mı öğrenmek istiyorsun dediler. Evet dedim, yarı Türkçe, yarı Hollandaça. Elimde de 2,5 gülden vardı. Bunu da şeyi olarak dedim, bunun parası olarak ödeyeyim, karşılığı olarak. İlan parası. İlan parası olarak. Sağ olsunlar, adamlar dediler ki, yok o para seninle kalsın. Biz yazarız dediler. Hatta gözümün önünde o yazıyı düzeltmeye başladılar. Ertesi günü o yerel gazetede güzel bir çağrıda bulundular. Türk hemşerimiz Hollandaca öğrenmek istiyor. Tabii ki biz buna yardımcı olacağız. Yardım etmek isteyenler aşağıdaki adrese başvursunlar diye bir haber çıktı. Bu habere yanıt olarak, reaksiyon olarak 75 tane mektup aldım. Talebelerden, öğretim üyeleri, profesörler, öğretmenler, herkes yardım etmek istediğini bana yazdı. Bunların içerisinden 3 tane ekonomi öğrenimi yapan kızı çağırdım. Diğerlerine teşekkür mektubu gönderdim. Bu kızlar da 2 defa Türkiye'ye gitmişler. Birazcık Türkçe öğrenmişler. Bu vesileyle biz sana Hollandaca öğretiriz. Sizden de Türkçemizin ilerlemesi için yardım etmenizi istiyoruz dediler. Tamam dedim, kabul. Ben bunlarla ders çalışmaya başladım. Her gün işten geldikten sonra yemek yapardım. Onlar da üniversiteden gelirlerdi. Beraber yemek yerdik, ders çalışırdık. Diğer arkadaşlara da çağrıda bulundum. Geliniz siz de öğreniniz beraber. Maalesef ilgi duymadılar. Efendim biz çok geçiciyiz, önümüzdeki yıl döneceğiz Türkiye'ye falan gibi iddialarla. Halbuki hala buradalar. 20 yıldan beri devam ediyor. Demek oluyor ki vatandaşlarımızın bugünkü mağduriyeti hep yarın döneceğiz. Lisanı öğrenmeye maalesef gerek yok. Oradan kaynaklı. Maalesef. Evet. Kararsızlık içerisinde olmaları. Evet, devam et. Abi. Bunlarla ders çalıştım. Bu arada lisanı birazcık öğrendim. Onu mütakiben sosyal akademiye başladım. Yüksekokul. Ve bu arada çalıştığım iş dalındaki Ulaşım İş Sendikası'na üye oldum. Sendika içerisinde faaliyetler göstermeye başladım. O tarihlerde de Devlet Demiryolları, Hollanda Kraliyet Demiryolları'nda görev almıştım. Çeşitli kademelerinde çalıştım. Trenleri temizlemek, istasyonları temizlemek gibi ve manevra istasyonunda çalıştım. Bu Katar trenlerini bağlıyorduk, açıyorduk. Ve son 1973 yılında sendikam tarafından adaylığım gösterildi İç Temsilciler Kurulu'na. Ve büyük bir oy çoğunluğuyla seçildim. 1973 ile 79 arasında da Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nde personel dairesinde görev yaptım. Ve 79 yılında da gördüğünüz gibi bu SNF İç Sendikalar Konfederasyonu bünyesinde Yabancılar Dairesi görevine getirildim. Bu arada SDA politik partiye üye oldum. Bu parti içerisinde Yabancılar Kurulu'nun kurulması için çaba sarf ettim. Nitekim bu oldu. Bu kurul içerisindeki çalışmalarım ve 1986 yılındaki belediye meclis seçimlerinde de adaylığımı gösterdim. Bu çalışmalarım nedeniyle partinin yöneticilerinin dikkatini herhalde çekmiş olmam gerekiyor ki adaylığımı gösterdiler. Partinin kurultayında beni partinin Merkez Karar Yürütme Kurulu'na seçtiler. Kısaca özgeçmişim bu. Evet, şövalye ünvanı almana neden nedir acaba? Hangi faaliyetler? Sosyal faaliyetlerim nedeniyle ve yabancı işçi haklarında verdiğim çaba, mücadele nedeniyle hiçbir ayrım yapmadan, ırk, din, dil ayrımı yapmadan herkese yardım etmek için gayret gösterdiğim nazar dikkati çekmiş. Gerekçeleri bu. Ve Hollanda'nın sosyal yaşamına, kültürel yaşamına en büyük neden bakanın anlattığına göre karma kültür, dostça insanlar arasında dostluk bağlarını kurmak ve karma kültürle yardımcı olmak, dolayısıyla kültürlerin zenginleşmesine, gelişmesine yardımcı olmam nedeniyle
bu değerli ödülü takdim ettiler. Peki Avrupa'da var mı örneği? Hiç bir başka Türk şövalye ünvanı almış mı? Maalesef yok. Ben ilk yabancıyım. Bildiğim kadarıyla bana anlatılanlara göre ilk yabancı olarak kraliyet ödülüyle ödüllendirilen bir insanım. Fakat umarım ki bundan sonra sayımız çoğalsın. Mehmetler, Ahmetler, Hasanlar da böyle madalyalar alsınlar. Peki gelecekte bir milletvekilliği de düşünüyor musun? Düşünüyorum. Onu bütün samimiyetimle söyleyeyim. Şayet imkan olur ise, tabii ki partinin karar organları karar alması gerekiyor. Adaylığımı aday olarak gösterilmem gerekiyor. Fakat her halükarda ben hiçbir görevden kaçınmak istemiyorum. Ben bunu şımarıklık olsun diye değil, cesaretli olmamız gerektiğini vurgulamak için söylüyorum. Gerekirse bakan bile olmak niyetindeyim. Hiçbir görevden kaçınmıyorum. Cebinde şu anda sadece Türk pasaportu var. Evet. Kısa bir müddet önce bu çifte vatandaşlık kanunundan, Türkiye çifte vatandaşlık kanunundan yararlanarak uyruğumu, Türk uyruğumu, yani Türk tabiatımı kaybetmeden Hollanda uyruğuna da geçmek için başvurdum. Bundan bir hafta önce de olumlu yanıt aldım. Ama şu anda halen? Şu anda halen. Hollandalı değilsin. Değilim. Şu anda halen. Hollandalı olmadığın halde bugüne kadar bu görevlere getirildin. SDA'nın yönetim kuruluna getirildin. Değil mi? Evet, doğru. Türk pasaportum var. Türk uyruğundayım halen. Talip, Hollanda'da yaşayan 250 bine yakın yurttaşımızın en büyük sorunu nedir sence şu anda? En büyük sorunu kararsızlık içerisinde olmaları. Bünyesel olarak, yani fizikmen Hollanda'da bulunuyorlar, akıllarını Türkiye'de bırakmış olmaları. Lisan kifayetsizliği. Dolayısıyla teknolojik gelişmelere ayak uyduramayışları. İkinci nesilleri iyi yetiştiremeyişleri. Bugün ilkokulu bitirdikten sonra 1-2 yıl müddetle çırak okullarında kalıyorlar. Yeteri kadar eğitim yapamamanın sıkıntısı içerisindeler. Umarım ki Türkiye'den de ilgililerimiz uyarıcı tavsiyelerde bulunsunlar. Vatandaşlara realiteyi anlatmaya çalışsınlar. Burada kaldığımız müddetçe hem meslek eğitimine ihtiyacımız var, hem lisana ihtiyacımız var. İnsanlarla iyi ilişki kurabilmek, iş yerinde daha başarılı olabilmek için bu gerekiyor. Dilerim ki Hollanda'da birçok Talip Demirhanlar çıksın ve vatandaşlarımızın bu sorunlarıyla ilgilensin. İleride vatandaşlarımız sorunsuz bir hayat yaşasınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben de teşekkür ederim.